Merhaba sevgili takipçiler. Hadi gidelim Viyana'yı kuşatalım. Yıl 1529. 1529 Viyana kuşatmasının sebepleri ve sonuçları nelerdir? Kuşatmaya başlamadan önce videomu beğenip kısa bir yorum yapmanızı rica edeceğim. Şimdi kuşatmanın kimliğine bir bakalım mı? Tarihi 27 Eylül 16 Ekim 1529 yani yaklaşık 20 gün sürmüş olan bir kuşatmadır. Peki padişahımız kim? Kanuni Sultan Süleyman yani 1. Süleyman. Kuşatmanın 1. Viyana'nın sebebi ne? Osmanlı ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu arasındaki bölgedeki hakimiyet mücadelesi sonuç. Beç Kalesi alınamadı. Osmanlı burada başarısız olmuş yani geri çekilmiştir. Peki kuşatma neden başarısız oldu? Büyük bir kuşatma için yeteri kadar hazırlık yapılamadı, yeteri kadar büyük top götürülemedi, yeteri kadar yiyecek, giyecek ve erzak götürülmediği için kuşatma başarısız olmuştur. Birinci Viyana kuşatmasının sebeplerine şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz Belgrad fethedilmiştir ve Belgrad fethinde Macarlar bozguna uğramış. Mohaç Meydan Savaşı, Osmanlı kazanmış ve Budin'i fethetmişti. Ölen Macar kralı Lajos'un yerine yeni bir kral atamıştı Osmanlı. Macar kralı yapılmıştı. Kim? Can Zapolyon ve Avusturya Arşidükü Ferdinand Zapolyon'un krallığını kabul etmemişti, tanımamıştı ve akrabalık bağları dolayısıyla Macaristan üzerinde bir hak, toprak hakkı olduğunu iddia ediyordu ve Macaristan'ı istiyordu. Osmanlı Macaristan'dan çekilir çekilmez saldırıp Budin'e saldırarak ele geçirmişti. Kuşatmanın sebepleri şunlardır. Bunlar olmuştur daha önce. Özet geçtik. Kuşatmanın asıl sebepleri Ferdinand'ın Macaristan üzerindeki hak iddia etmesi, Kanuni Orta Avrupa'da üstünlüğü ele geçirmek. Evet, Orta Avrupa'da artık Doğu'yu hallettik, İran'ı hallettik. Yavuz Sultan Selim zamanında şimdi sıra Batı'da, Avrupa'da, Kanuni'de Avrupa'yı halletmek, ele geçirmek istiyordu. 3. Şarlken'i ezerek Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun Avrupa'daki üstünlüğünü sonlandırmak. İşte 1. Viyana kuşatmasının sebepleri bunlar. Viyana'yı ele geçirirse bunlar gerçekleşecek idi. Peki neden başarısız oldu? Şimdi başarısızlık nedenlerine bir bakalım. Viyana kuşatıldı 120 bin kişilik bir güçle ama başarısız olundu. Peki bunun sebepleri nelerdir? Sefere çıkan Kanuni Budin'i alarak Zapolyon'u Macar kralı yapmıştı. Ferdinand Şarken'e gözdağı vermek amacıyla Viyana'yı kuşattı. Viyana'nın üzerine yürüdü gözdağı vermek ve Viyana'yı düşürmek için. 120 bin kişilik bir ordu hazırladı ve bu ordu ile 1529 yılında Viyana şehrini kuşattı. 26 Ekim'e kadar bu kuşatma devam etti. Karşılaşılan bazı zorluklardan dolayı kuşatma kaldırıldı ve Viyana alınamadı. Peki neden alınamadı? Osmanlı ordusu seferi büyük bir seferdi bu. Bu seferdeki uzun süreli bir kuşatma için hazırlıklı değil idi. Nasıl? Büyük toplar getirilmemişti. Uzun süreli kuşatmaya uygun yaşe, yani yiyecek, içecek, kıyafet, giyecek hazırlığı yapılamamıştı. Beklenen top mühimmatlarının yani mermilerin gelmesinde sıkıntı yaşanıyordu. Bu birinci başarısızlık ve en önemli başarısızlık nedeni budur. Hazırlıksız gitmeleri. Kuşatmaya 27 Eylül'de başlamış ve Eylül, Ekim, Kasım biliyorsunuz kışa doğru gidiyor. Kış mevsimi gelmiş. Avusturya biliyorsunuz soğuk bir iklim, karasal bir iklime sahip. Hava sertleşince bu durumda Osmanlı ordusunu çok zorlamış ve kış mevsimine dayanacak kıyafetleri ve malzemesi yok idi. Bir başka sebep, kale komutanı Kont Salman'ın kuşatmaya karşı tedbir almıştı. Tabii ki onlar da 50 ağır mı toplam yok, boş durmamıştır. Osmanlı'nın kuşatmasına karşı bazı tedbirler almıştır. Neydi? Kalenin etrafındaki yerleşim yerlerini yaktırmıştır. Yani kalenin etrafını temizlemiştir. Osmanlı'nın saklanacak, gizlenecek bir yeri kalmamıştır. Tuna sahillerinde kazıklar diktirerek gelişleri, yolları kapatmıştır. Top güllerinin etkisini azaltmak için evlerinin çatılarını ve kaldırım taşlarını söktürmüştür. Almanya içlerinde Osmanlı'ya karşı bir ordunun
da hazırlandığına dair haber, istihbarat alınınca o orduya karşı da dayanacak güç artık yok. Çünkü malzeme yok. Hemen kuşatma 16 Ekim'de kaldırıldı ve geri dönüldü. Bu şekilde 1. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Evet, 1. Viyana'yı kuşattık ve başarısız olduk. Bir sonraki kuşatmada, bir sonraki savaşımızda, muharebemizde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Abone olup yorum yazmayı lütfen unutmayın.